Evet, analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? İki noktanın eğimi neydi arkadaşlar? Y'lerinin farkı 7-1 bölü x'lerinin farkı 4-2. O da eşittir 6 bölü 2'den eğimi 3 bulurum. Evet, analitik düzlemde eğimi 2 olan ve A noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğimi 2 ise neydi bu? Y'yi tek bıraktığımız zaman x'in baş katsayısıydı değil mi? O halde eksi y'yi karşıya attım. Bakın x'in katsayısı 2 olabilir. Y'yi karşıya attım. X'in katsayısı 2 olabilir. Y'yi karşıya attığım zaman x'in katsayısı 1. Y burada. X'i karşıya attım. Eksi x. Katsayısı eksi 1. Y'yi karşıya attığımızda neden karşıya atıyoruz? Mesela burada atmadık, burada attık. Çünkü y'yi pozitif istiyoruz. Y negatif olmamalı. O halde eksi y'yi karşıya artı olarak attım. Yine x'in katsayısı 1. Bu da değildir. Şimdi a mı b mi? Bunu öğrenmek için de bakın. X yerine 1 dediğimiz zaman. Bakın. X yerine 1 dediğimiz zaman. Y yerine de 5 koyduğumuz zaman. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Eksi 3 artı 3 daha 0 yapar mı? Yapar. Peki bir de diğerine bakalım. X yerine 1 koydum. 2. Eksi 5 daha. Eksi 3. Artı 1 daha. Eksi 2. Eksi 2 0 eşit değildir. Bundan dolayı a'yı işaretliyorum. Evet, analitik düzlemde doğrularının kesiştiği noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar y'yi tek bırakalım. Bakın y eşittir 5 eksi 2x. Y eşittir 3 eksi x değil mi? Şimdi kesiştiği noktayı şöyle hayal edelim. Mesela diyelim ki bir doğrumuz şöyle olsun, diğer doğrumuz da şöyle olsun. Şimdi kesiştikleri nokta şurası değil mi? Buranın dikkat edin x değeri ve y değerleri eşittir. O halde y değerleri eşitse ben bunları eşit dersem bakın 5 eksi 2x eşittir 3 eksi x ise eksi 2x'i artı olarak çektim x oldu. Artı 3 eksi olarak çektim 2 oldu. X 2 ise yerine koydum 5'ten 4 çıktı y de buradan 1 geldi 1'e 2 noktasıdır derim. Evet dik koordinat düzleminde A noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi bakın. Y'nin 0 olduğu yerde x nedir? Artı 4'ü karşıya attım. Eksi 4. O halde C noktası nedir? Eksi 4. Bakın şurası 90 derece değil mi? Şimdi 90'dan bir doğru indirdim. Aynı şekilde dik. Devamında bakın aynı denklemde x yerine 0 dersek x 0 için y ne oluyor? 4 oluyor değil mi? Yani şu noktada 4 değerimiz. Bakın 4'e 4 muhabbet var. Yani ikizkenar oluştu değil mi? O halde bakın şurasıyla da şurası eşittir. 90'dan doğru burada muhteşem üçlü olmalı değil mi? O halde bakın 8 eksi 4 aradaki fark 12. İki eşit parçaya böldüm. Şöyle 6 şurası 6 burası. Muhteşem üçlüden 6 da burası. Bizden A noktasının ordinatını istiyordu. Yani Y değerini 6'yı işaretleyelim. Evet, analitik düzlemde doğruları dik kesiştiğine göre M kaçtır? Hemen eğimleri bulalım. Bakın Y'yi tek bırakmışım. X'in önündeki katsayı bana eğimi veriyordu değil mi? O halde 4. Diğerinin eğimi kaçtır? Bakın M. Şimdi dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı nedir? Eksi 1'dir. O halde M buradan nedir? Eksi 1 bölü 4'tür. A seçeneğimi işaretlerim. Evet, analitik düzlemde A noktası doğrusu üzerinde ise A kaçtır? Arkadaşlar nokta doğrunun üzerinde ise hemen x ve y değerlerimi doğruda yerine yazıyorum. Bakın y kaçmış 2. 2 kere 2 4 artı x yerine a yazıyorum. Eksi 5 eşittir 0 ise buradan a eksi 1 eşittir 0. A buradan ne gelir? 1. C seçeneğimi işaretlerim. Evet analitik düzlemde noktasından geçen ve doğrusuna paralel olan doğru ise a artı b toplamı kaçtır? Şimdi önce eğim bulalım. Bakın y'yi tek bırakıyorum. Karşıya attım. 2y eşittir x artı 3 değil mi? Buradan da y nedir? 1 bölü 2x artı 3 bölü 2. X'in katsayısı bana eğimi veriyordu. O halde eğimim 1 bölü 2'ymiş. O halde denklemi yazıyorum bakın. Y eksi, y değerim kaç? Eksi 2. Eksi eksi daha artı 2 oldu. Eşittir. Eğimim kaç? 1 bölü 2 çarpı x eksi x'im kaç? 3. 3'ümü de yazdım.
Buradan bölü 2'yi çarp olarak karşıya attım. 2y artı 4 eşittir x eksi 3 ise. Şimdi sol tarafı sağ tarafa atıyorum. Bakın x eksi 2y eksi 4 eksi 3 daha eksi 7 eşittir 0. Doğrum bu. Baktığım zaman a buradan eksi 2 geliyor. B de buradan eksi 7 geliyor. Bana ikisinin toplamını soruyordu. Eksi 9'u işaretlerim. Evet, dik koordinat düzleminde OB doğrusunun denklemi y eşittir 2x olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bakın önce şurayı çizelim. Şöyle. Şu kısım nedir? A. Şu kısım da B. Diyor ki x yerine A yaz. Yani 2A oldu. Y yerine de B yaz. B eşittir 2A imiş. O halde bakın B buraysa kompresi 10'du değil mi? Şu kısım 10 eksi B olur. Şu yükseklikte A olur. Şimdi burada 90 denilen bir dik var. O halde ben Pisagor yaparsam bakın A kare eşittir B çarpı 10 eksi B değil mi? Burada B yerine 2A yazarsam bakın A kare eşittir 2A çarpı 10 eksi 2A. Buradan 2 çarpı 10 20A eksi 2 kere 2 4A kare. Bakın eksi 4'ü karşıya artı olarak çekersem 5a kare eşittir 20a ise burada a'lar gitti, kare gitti, 5 gitti, 20 gitti, 4 kaldı. A'yı 4 buldum. O halde a yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4, b de 8 çıkar. 8 artı 4'ten 12'yi işaretlerim. Evet, analitik düzlemde verilen doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Hemen analitik düzlemi şöyle oluşturalım. Evet, x 0 için y'miz kaç? Karşıya attım. Eksi 6. Şöyle şuralarda olsun. Eksi 6. Peki y 0 için x'imiz artı 3. O da şurada. Geldim diğer denkleme. X 0 için y eksi 2. Geldim şöyle yazdım. Eksi 2. Y 0 için x'im eksi 3. O da şurada. Şimdi bu doğruları çizelim. Biri böyle. Diğeri de şöyle. Bizden istenen bölümde bakın şu eksenler arasında ve doğrular arasında kalan bölge. Bakın burası yamuk olduğu için alanını hesaplamak zor olur. O yüzden büyük üçgenden şu bölümü çıkartırsak değil mi? Burayı bulmuş oluruz. O zaman ilk etapta yüksekliğimi oluşturuyorum. Şöyle. O zaman ben şu noktanın ordinatını bulmam lazım. Buranın ordinatı için bakın iki denklemi şöyle alt alta ben bir yazayım. 2x artı 3y artı 6 eşittir 0 ise. Bakın taraf tarafa çıkartacağım. 2x'ler gitti. Eksi y, eksi 3y daha eksi 4y. Eksi 6, eksi 6 daha eksi 12 eşittir 0 ise. Buradan 4y nedir? Eksi 12. O halde y buradan ne gelir? 4'e böldüm. Eksi 3. O halde yüksekliğinde 3 ise. Bakın tabanım kaç? 3, 3 daha 6. 6 çarpı 3 bölü 2. Eksi. Şimdi geldim küçük üçgene. Bakın taban 3, yükseklik 2. O halde 3 çarpı 2 bölü 2 yapacağım. O da eşittir. Bakın 6 çarpı 3 18. 3 çarpı 2 6. 18'den 6 çıktı 12. 2'ye böldüm 6. D seçeneğimi işaretlerim. Evet. BE doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi bakın. A noktası 5 noktası değil mi? Yani 5. D noktası da eksi 4 noktası. Yani şu uzunlukta 4 birim. Bakın şöyle tamamlarsam aynı şekilde 5'e 4 olur. Kare olduğu için hipotenüslerim aynı. Burada benzerlik yaparsam alfa şöyle beta. Aynı şekilde şurası beta. Şurası alfa. Burada benzerlik yaparsam 4'e 5 bulurum. Şimdi burada bir benzerlik daha var. Bakın benden BE'yi istiyordu değil mi? Bakın yüksekliğimi indiriyorum. Şu yükseklik şurayla eşdeğer. Yani 9. Şuradaki kısa kenar da şurayla eşdeğer. Burası da 4. Buradan da eğim alırsak tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani 9 bölü 4'ü işaretlerim. Evet, D2 doğrusunun denklemi nedir? Şimdi arkadaşlar D1 neymiş? Y eşittir eksi x. Yani 90 derece 2'ye böldüm. 45 buraya düşüyor. 45 buraya. O halde 45 buraysa bakın 90 da burası. O halde 45 de burası. O halde burada bir ikizkenar oluştu.
O zaman ben bir kenara k dersen, bakın burası da k oldu. Aynı şekilde burası da k. KK daha şu uzunluk k kök 2. Geldim, bakın çizgimi çektim. Burası da 90 derece. Bakın bunlar da eşit olmalı değil mi? Burası k ise, hatta kesirlerle uğraşmamak için 2k diyorum. Bakın düzeltiyorum şöyle 2k, 2k, 2k. Şurası da 2k kök 2 oldu. O halde burası ne oluyor? Kök 2k'ya. Kök 2k. Buradan da eğim ne geliyor? Bakın. Y bölü x eşittir. Y'miz kaç? 3k kök 2 bölü kök 2k. Buradan k'lar gitti. Kök 2'ler gitti. İçler dışlar yaparsam bakın y eşittir 3x. Ama bir şey dikkat. Bakın ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede y artı x eksi. Yani artı bölü eksiden eğimim eksi 3x olmalı diyeceğim. Evet, DC'yi taşıyan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, A 12'ymiş değil mi? Şurası 12. B de 6'ymış. Bakın burası dik değil mi? 90'dan inen bir dik var. O halde Pisagor yaparsam 6'nın karesi 36. 12 ile neyi çarparsam 36 yapar? Tabii ki de 3. Bakın şu kısım 3. Aynı şekilde bakın burası 90 ve dik. Burada da Pisagor yaparsak 3'ün karesi 9. Eşittir 6 çarpı x diyelim mesela. Buradan x ne gelir? 9 bölü 6'dan değil mi? 3 bölü 2 gelir. O halde geliyorum bakın şuraya eksi bölgede eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Peki bu bulduğumuz neydi? DC doğrusunun y sıfırdaki x değeri. Yani y noktasının sıfır olduğu konumdaki x değeri. Şıklara baktığım zaman bakın y yerine sıfır koyduğum zaman x ne geliyor? Artı 3 eksi olarak çektim. Eksi 3 bölü 2. Zaten direkt a'yı buldum. Diğerlerine bakayım. Y'ye 0 verdim, x 6 geldi. Y'ye 0 verdim, x 9 geldi. Y'ye 0 verdim, x 3 geldi. Doğru cevap A'dır diyorum.